Merhaba sevgili öğrenciler. Bulbul Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda çarpım tablosundan sadece 9'lara özgü olan kolay bir yöntemi, çarpım tablosunu ezberlemenin çok kolay bir halini göstereceğim. Normal çarpım tablosunda 9'larımıza bir bakalım ilk önce, daha sonra kolay olan yöntemi göstereyim. 9 kere 1 9, 9 kere 2 18, 9 kere 3 27, 9 kere 4 36, 9 kere 5 45, 9 kere 6 54, 9 kere 7 63, 9 kere 8 72, 9 kere 9 81, 9 kere 10 90. Öğretmenim, bu şekilde okuyoruz, tamam, ezberliyoruz ama sonra bir sınav yaparken, soruları çözerken aklımıza gelmiyor. İşte 8'ler, 7'ler, hepsini ezberliyoruz, tamam. Peki bunun kolay işi nasıl olacak derseniz şöyle olacak. Şimdi sadece 9'lara özgü olan kolay yöntemimiz parmaklarla kullandığımız bir yöntem. Nasıl yapacağız bunu? Örnek alıştırmalarla aslında ben size göstereyim. Mesela 9 kere 7 kaç eder? Bunu bulacağız. Ne yapacağız? 9'la kimi çarpıyoruz? 7'yi çarpıyoruz, değil mi? Hemen şöyle elimizi gösteriyorum. Bakın, iki elimizi yan yana koyuyoruz ve sol taraftan başlayıp 9 kere 7'yi bulacağız ya. 7. parmak nerede, ona bakıyoruz. Bakın, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. parmağımız şu. Ne yapıyoruz? Onun üstünü kapatıyorum. Ya da siz kendiniz ellerinizle şöyle kapatabilirsiniz. Şu şekilde. Neyse, kapattık. Bakın şimdi sol tarafta kalanlar onluklar olacak. Sağ tarafta kalanlar ise birlikler olacak. Nasıl olacak bu iş? Şöyle 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bakın, burası 60 oldu. Burası 3 tane kaldı. Yani 63 oldu. Bakın, 9 kere 7 63 yazacağız buraya. Hatta şunu da göstereyim. Bakın, 9 kere 7 kaçmış? Hemen bakıyoruz. 63. Hemen şöyle yazalım. Şunu kenara çekelim. 9 kere 7 63. Şunu bir yazalım. Sonra kime bakacağız? 9 kere 2. Hadi bakalım bakalım. 9 kere 2 nasıl oluyormuş? Bakın, ne yapacağız? Sol taraftan ikinci parmağımızı kapatıyorum. 1, 2. Şunu kapattım. Evet, burası onluk, burası birlik oluyor. Sol taraftakiler. Bakın, bir tane onluk var, yani 10. Peki birliklere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 9 kere 2 18 oluyormuş. Bakın, buradan da kontrol edelim. 9 kere 2 18. Hadi yazalım bakalım yerine şimdi. 9 kere 2 18. Şimdi kaçı bulalım? 9 kere 3'ü bulalım. 3. parmağı kapatacağız. Bakıyorum. 1, 2, 3. parmak. Hop, bir şeyle kapattım. Dediğim gibi siz kendi ellerinizle yaparken şöyle 3. parmağınızı hop şuradan kapatıp öyle bakabilirsiniz. Ben şimdi resimle gösteriyorum. 9 kere 3 arıyoruz. Bakın, ne kaldı? 10, 20. 20 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27 oluyor. Bakın, 9 kere 3, 27. Hemen ne yapıyoruz? Yerinde yazalım bakalım. 9 kere 3, 27. Kimi bulalım? 9 kere 5. Hadi bakalım, 5. parmağı kapatalım. Evet, 5. parmağımız hangisi? Şu oluyor. Evet, şunu kapattım. 9 kere 5 kaçmış bakalım. Burada ne kaldı? 4 tane onluk kaldı. 40. 10, 20, 30, 40. Burada ne kaldı? 5. Yani 45. O zaman 9 kere 5, 45 yazıyorum. Hop, bunu da bulduk. 9 kere 8. Hadi bakalım, 8. parmağı kapatıyoruz. Evet, 5, 6, 7, 8. parmağı kapattım. Evet, şimdi 9 kere 8 kaç yapıyormuş? Evet, ne oldu? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 oldu değil mi? 72, 72. Hemen ne yapıyorum? 9 kere 8, 72 yazıyorum. Sonuncuyu da yapalım. 9 kere 6 kaç eder? Hadi bakalım, 6. parmağı kapatıyorum. Şu 6. parmak. Sol tarafta ne kaldı? 50 ve 4. Ne oldu? 9 kere 6, 54 oldu. Demek ki sadece 9'lara olan bu kolay yöntemi kendiniz kendiniz sınavlarda uygulayabilirsiniz. Evinizde çalışırsınız önce. Yazılılarda aklınıza gelmezse hemen 9 kere 5 hop şöyle yaparsınız. Ellerinizi koyarsınız. 5. parmak hop kapatırsınız. Burada ne kaldı bakın? 40. Burada ne kaldı? 5. Ne oldu? 45. 9 kere 5 45. Diyelim ki 9 kere 6. Hemen ne yaparsınız? Elleri koyarsınız. 6. parmak nerede? Şurada. Kapat bunu. Burada ne kaldı? Hop, 50. Bakın, burada ne kaldı? 4. Evet, 54 oldu.
Şunu da bir daha gösterelim. 9 kere 8 72 demiştik ya. Koyduk parmaklarımızı. 8. parmak nerede? Soldan başlıyoruz. 5, 6, 7, 8. Şunu kapattım. Evet. Ne kaldı? Bakın. 7 tane kaldı. 70. Burada ne kaldı? 2, 72. 9 kere 8, 72. İşte bu şekilde kolay yöntemi uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi sadece 9'lara özel. 8'ler, 7'ler, 6'larda böyle bir yöntem yok. Umarım yararlı olmuştur. Her zamanki gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.